Bilgisayar kaya led, koridor uygulaması veya merdiven trabzan uygulaması. Buradan uygulamayı açıyoruz. Bağlan diyoruz. Yeşile dönüyor, bağlanmış oluyor. Devam dedim. Bağlandığında gösteriyor bu şekilde. Değiştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Evet. Buradan böyle. Buradan hangi renkte kalmışsa o renkten açar. Burada kırmızı var. Mesela burayı sarıya, yeşile getirdim. Kapat dedim. Sadece renk değiştirirken bir kısa bir süreliğine renk görünür. Tekrar kapanır. Çalışması bu şekilde. Bakın şimdi açtım. Yeşilde kaldı. Kapatıyorum. Buradan getirdim kırmızıya. Kırmızıda kaldı. Gene gider. Aç derseniz açılır. Yani renk değiştiğini belli etmek için. Şimdi burada nefes animasyonu çalışıyor. Nefes animasyonu çalışmasının sebebi şurada ışık modülünde gece modunda olduğu için. Gece modunu kapatırsak eğer bu kez nefes animasyonu susar. Veya şuradan diğer animasyonları bir deneyelim. Gördüğünüz gibi animasyonlar, renk paleti, gökkuşağı gibi birçok animasyon çeşidimiz var. Buradan kapatabiliyorum animasyonu. Veya buradan farklı animasyonlara. Burada daha yavaş renk değiştiren bir animasyon çeşidi olduğu için böyle gözüküyor. Evet, kapattım bunu. Bu da rastgele çalışması. Bu da farklı bir rastgele çalışması. Renkler rastgele geliyor tamamı. Buradan eğer mikrofon modülü varsa, bunda mikrofon modülü yok, sesle duyarlı oluyor. Veya yoksa bu şekilde çalışır. Buradan kapatıyorum. Evet, bu da bu şekilde rastgele çalışıyor. Renkler sürekli piksel piksel değişiyor. Kapattım. Buradan açtım. Hangi renkteyse oradan açılır demiştik. Maviye getirdim. Belli bir zaman sonra bu mavi sönükleşecek. Sadece bura kalacak. Eğer bizim gece gündüz modu iptal olursa, yani gündüz moduna geçerse nasıl çalışıyor ona bakalım. Şimdi gündüz modunda. Evet, gündüz modunda bir hareket olursa söner nefes animasyonu. Normalde yanık kalır. Ondan sonra belli bir zaman sonra hareketi algılamaz. İlk harekette söner. Aç dedim açıldı. Kapat dedim kapandı. Yani gündüz modunda da renkleri bu şekilde değiştirebiliyoruz. Kapat dememiz lazım. Bakın kırmızıdan açtım. Kapat. Yeşile getirdim. Yeşil açık kalır. Kapat. Veya maviye getirdim. Açıldı. Kapat. Ya da aç kapa. Hangisinden kalmışsa oradan açılır kapanır. Aç kapa. Kırmızıya getirdim. Kapat. Aç kapat. Bu şekilde çalışır. Kırmızının da buradan da beyaza alabiliyorsunuz. Rengini değiştirebiliyorsunuz. Evet, ledlerin her 5 metre bir art eksi bağlamazsanız trafoya telsiz gelirse renk değişimler olabilir. Şimdi bu mavi yapışkan olduğu için renkleri doğru göstermiyor. Normalde renkler doğru ledlerin rengi. Evet, kapattım. Şimdi de sensör hareketlerine bakalım. Gördüğünüz gibi renk nefes animasyonu olmuyor. Yani gündüz modundayken sensör buradan 5 voltuna tetikliyor. Buradan 5 voltu tetikledim. Bakın çalışmıyor. Çalışmaz. Çünkü burada iki ışık yanıyor. Tek ışığa düşürüyorum arkadaşlar bunu. Gördüğünüz gibi nefes animasyonu başladı. Çalıştırıyorum. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi çalıştı. Ayrılan zaman kadar çalışır. Evet, buraya kadar gelecek. Gördüğünüz gibi geldi. Evet, gördüğünüz gibi geldi. Belli bir zaman sonra tekrar sönecek. Hangi taraftan hareket algılanmışsa oradan yanar. Oradan belli bir zaman sonra söner. Zamanlarını buradan değiştirebiliyorsunuz ayarlarını. Hızlandırıp yavaşlatabilirsiniz. Evet, sönsün. Bir de şuradan hareket vermeye çalışacağım. Evet, aynı yerden vermişim. Hızlandırdığım için hemen geri sönecek. En hızlı yaldım sistemi. Gördüğünüz gibi sönüyor. Şimdi diğer sensörden hareket veriyorum. Çok hızlandırdım gördüğünüz gibi. 10,5 metre, 11,5 metreye direkt gitti. Ve birazdan sönecek.
Dediğim gibi buradan hangi renkten yanmasını istiyorsanız buradan değiştiriyorsunuz. Turgut Bey'e hayırlı uğurlu olsun.